Merhaba arkadaşlar. Sağlık işletmelerinde kalite yönetim dersi ile ilgili program dizisinde sizlerleyiz. Bu programda sağlık işletmelerinde kalitenin temelleri ve önemi üzerinde duracağız. Kalite yönetimi bir sistem olarak 1950'li yıllardan itibaren Japonya'da üretim sektöründe uygulanmış üstün başarılar elde edilmiştir. Elde edilen üstün başarılar, kalite yönetimi sisteminin 1980'li yıllardan itibaren hem dünya üzerinde hem de sektörlerde uygulanmasına neden olmuştur. Peki kalite yönetimi nedir? Nasıl sağlanır? Kaliteli ürün nasıl belirlenir? Başka bir ifadeyle ne tür özellikler bu ürünü kaliteli kılar? Kalite yönetimi sağlık hizmet sektörüne nasıl uygulanır? Sağlık hizmetleri için belirlenen kalite standartları nelerdir? İşte bu programı izleyerek bu bağlamdaki sorulara yanıt bulabileceksiniz. Program süresince kalite yönetiminin temel unsurları, kaliteli bir ürün ve hizmetin boyutları, sağlık hizmetlerinde kalite yönetimi, sağlık hizmetlerinde uygulanan akreditasyon sistemleri ve kalite standartları konularını ele alacağız. İlk olarak kalite yönetiminin temel unsurları üzerinde duralım. Japonya'da 1950'li yıllardan itibaren doğru ve etkili uygulanan kalite yönetim sistemi 1970'li yıllarda Japonya'nın pazar üstünlüğünü elde etmesini sağlar. Bu durum dünyadaki diğer işletmeleri de kalite yönetim sistemi kullanmaya yöneltir. Bu nedenle kalite yönetim sistemi 1980'li yıllarda yaygınlaşarak farklı ülkelerde ve sektörlerde kullanılmaya başlanır. 1990'lı yıllarda kalite geliştirme, süreçlerde mükemmellik gibi konseptler kalite sistemine dahil edilir. 2000'li yıllarda ise yalın yönetim gibi diğer kaliteyi geliştirici teknikler kalite yönetim sistemiyle bütünleştirilir. Son olarak 2010 yılında sonra ise sürekli iyileştirme ve 4.0 kalite konsepti işletmelerin kullanımına sunulur. Sürekli gelişme içinde olsa da kalite yönetiminin belli temel ilkeleri vardır. Bunlar Kaizen yani sürekli iyileştirme, müşteri insan odaklılık, katılım takım çalışması, sürekli öğrenme ve eğitim, üst yönetim liderliği, kalite çemberleri, birinci sınıf üretim hizmet anlayışı, sıfır hata ve önleyici yaklaşım, süreç yönetimi, kalite kontrol yani kalitenin ölçümü şeklinde sıralanabilir. Kalite yönetim sistemleri sıralanan bütün ilkelerin bütününe yönelik bir çalışma olduğu için toplam kalite yönetimi ifadesi kullanılır. Peki bu ilkeler doğrultusunda üretilen bir ürün ya da hizmetin kaliteli olabilmesi için ne gibi özellikler taşıması gerekir? Bu soruyu yanıtlayabilmek için kaliteli bir ürün ve hizmetin boyutları üzerinde durmakta fayda var. Kaliteli bir ürün ve hizmetin özelliklerinin belirlenmesi noktasında kalite ürün ve kaliteli hizmet sahip olması gereken nitelikler yönünden ayrıştırılır. Çünkü ürünler somut, depolanabilir, üretildiği an tüketilmesi gerekmeyen standartları olan maddelerdir. Hizmetler ise soyut, depolanmayan, üretim ve tüketimi eş zamanlı olan, emek yoğun bir yapıda standartlaşması zor olan olgulardır. Kaliteli bir üründe olması gereken özellikler performans, ek özellikler, güvenilirlik, estetik, diğer algılamalar, servis kolaylığı, dayanıklılık ve uygunluk şeklindedir. Kaliteli bir hizmette olması gereken özellikler ise fiziksel özellikler, güvenilirlik, heveslilik, empati ve güvendir. Gelelim asıl konumuz olan sağlık hizmetlerinde kalite yönetimi konusuna. Sağlıkta kalite sisteminin ortaya çıkışı, kalite yönetimi sisteminin dünyada yaygınlaşmaya başlamasıyla görülür. Başka bir ifadeyle 1980'li yıllardan itibaren sağlık hizmetlerinde dolayısıyla da hastanelerde kalite yönetim sistemi kullanılmaya başlanır. Türkiye'de ise sağlık kurumlarında kalite çalışmaları 2001 yılında yasal düzenlemelerle başlamıştır. 2003 yılında sağlıkta dönüşüm programıyla ulusal sağlık kalite standartları geliştirilerek bütün sağlık kuruluşlarında yaygınlaşması sağlanmıştır. Sağlık hizmetlerinde yapı, süreç ve çıktı modeline göre kalitenin niteliğini, yeterlilik, etkililik, verimlilik, optimallik, kabul edilebilirlik, meşruiyet ve eşitlik şeklinde sıralamak mümkündür. Sağlık hizmetlerinde kalite yönetim sistemi ile amaçlar iç içe geçmiş durumdadır. Sağlık hizmetlerinde kalite yönetim sistemi ile
Sağlık hizmetinin etkin, etkili, verimli, zamanında ve hakkaniyet çerçevesinde sunulmasını sağlamak, bunun sonucunda hasta ve çalışan güvenliğiyle hasta ve çalışan memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak amaçlanır. Sağlık hizmetlerinde amaçlara ulaşabilmek için sağlıkta kalite standartlarının güncel rehberlerinde yer alan kalite hedefleri uygulanır. Kalite hedefleri etkililik, etkinlik, verimlilik, sağlıklı çalışma yaşamı, hasta güvenliği, hakkaniyet, hasta odaklılık, uygunluk, zamanlılık ve süreklilik şeklindedir. Sağlık hizmetleri acil, ertelenemez, riskli bir yapıdadır. Yapılan bazı hataların telafisi mümkün değildir ve yapılan hatalar can kaybına sebep olabilir. Bu anlamda sağlık hizmetleri kompleks, toplumun bütün kesimlerine hizmet veren ve takım çalışmasına uygun bir yapı sergiler. Sağlık hizmetlerinin sergilendiği yapı, kaynakların sürdürülebilir, verimli, etkin kullanımı gerektirir. Ayrıca hasta çalışan güvenlilik ve memnuniyetini sağlayıp hizmet çıktılarının istenen düzeyde olabilmesi için sağlık hizmetlerinde kalite yönetim yaklaşımının uygulanması önemlidir. Son olarak sağlık hizmetlerinde uygulanan akreditasyon sistemleri ve kalite standartlarına değinelim. Sağlık hizmetlerinin yapısı gereği acil, ertelenemez, riskli ve kompleks bir alan olduğunu daha önce de belirtmiştik. Bu alanda belirli standartları oluşturmak, tıbbi bakım çıktılarının kalitesini artırmayı sağlayacağından kalite yönetim sistemi uygulanır. Sağlık hizmetlerinde belirli standartlar oluşturularak kaynakları etkin ve verimli kullanmayı, hataları minimize etmeyi sağlar. Ayrıca hasta ve çalışan güvenliği ile memnuniyetini sağlayarak takım ruhunu oluşturmaya katkıda bulunur. Sonuç olarak tıbbi bakım çıktılarının kalitesi artırılır. Gelişmiş sağlık sistemleri mevcut hizmetlerin kalitesini belgelendirmek, sistemi daha ileriye taşıyıp hesap verilebilirlik ve şeffaflık işlevini güçlendirmek için kar amacı gütmeyen ve bağımsız kuruluşlarca akredite olurlar. Bu doğrultuda da kalite yönetim sistemini uygularlar. Sağlıkta kalite standartları konusunda dünya genelinde çalışmalar yapan kurumlardan birisi Uluslararası Standartlar Organizasyonu'dur. Dünyada bilinen diğer en yaygın akreditasyon kuruluşu ise Uluslararası Ortak Komisyonu'dur. Uluslararası Ortak Komisyonu, sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini artırmaya odaklanmış, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. 1994 tarihinden bu yana 80 ülkede sağlık kuruluşları, sağlık bakanlıkları ve küresel organizasyonlarla ortak çalışmaktadır. 2020 yılı itibariyle dünya genelinde 71 ülkede 990 civarında sağlık kuruluşunun Uluslararası Ortak Komisyon akreditasyonu bulunmaktadır. Türkiye'de ise 34 sağlık kuruluşu Uluslararası Ortak Komisyon tarafından akredite edilmiştir. Türkiye'de de dünyadaki gelişmelere benzer şekilde 2000'li yıllardan itibaren özellikle sağlıkta dönüşüm programı ile birlikte nitelikli, erişilebilir ve hakkaniyetli sağlık hizmetleri sunumu sağlamak için kalite yönetim sistemi ve ulusal standartları geliştirilmiş olup bütün ülkelerdeki özel kamu sağlık tesislerinde yasal gereklilik olarak uygulanmaktadır. Türkiye'ye özgü geliştirilen ve güncel sürümü 8 Nisan 2020 yılında yayınlanan sağlıkta kalite standartları mevcut sistemde kullanılmaktadır. Bu kalite standartlarının tamamını kitaplarınızda görebilirsiniz. Sağlık işletmeleri kalite yönetim sistemini uygulamak istediğinde bir süreç gerekir ve bu süre yaklaşık 6-8 aylık bir süreyi kapsar. Ancak kalite yönetim sistemine geçilse bile kalite ile ilgili çalışmaların yapılması ve standartların sürekli geliştirilmesi hiç bitmeyecek bir süreçtir. Çünkü iç, dış, çevre ve müşteri beklentileri sürekli değişim içindedir. Bu doğrultuda işletmeler kendilerini dinamik bir yapıda sürekli olarak yenilemek ve geliştirmek durumundadırlar. Evet arkadaşlar, bu programda kalite yönetiminin temel unsurları, kaliteli bir ürün ve hizmetin boyutları, sağlık hizmetlerinde kalite yönetimi, sağlık hizmetlerinde uygulanan akreditasyon sistemleri ve kalite standartları konularını ele aldık. Böylece sağlık işletmelerinde kalite yönetimi dersi içinde ele alınan sağlık işletmelerinde kalitenin temelleri ve önemi konusuyla ilgili bilgi edindik. Bir sonraki programda tekrar birlikte olmak dileğiyle esen kalın.